Bugün Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı ve kayyum atama girişiminde bulunulduğu, şu an gazetenin ele geçirilme çabası içerisinde olunduğu ortadadır. Bu tekel halinin dışında kalan bağımsız yapıların tümü de son derece ağır bir basınç altındadır. Esasen Türkiye'de medya bir bilgi kaynağı değil, bir genel lağım haline gelmiştir. Bu lağımdan uzak durmak yurttaşlarımızın zihni ve bedensel sağlığı bakımından tayin edici önemdedir. Bu şartlar altında Türkiye halkları ancak ve ancak bilgiye bu lağım medyasından uzak durarak, bunların ekranlarından uzak durarak, bağımsız yayınları güçlendirerek, alternatif iletişim ağları kurmak için yaratıcılığı ve zekayı harekete geçirerek kalkabilirler. Bu şartlar altında Türkiye aslında Hitler Almanyası'nın bir adım evvelindedir. Geleceğin nasıl belirleneceği meselesi medya üzerindeki hakimiyet savaşlarında sonucuna bağlıdır. Bir siyasi merkezin egemenliği altında, onun yönlendirmesi altında kendi kaderini kendi ellerinde tutmayan, sadece ve sadece hakim tepelerden yönlendirilen, yürütmenin bir aparatı haline gelmiş olan bir meclis, yürütmenin bir aparatı haline gelmiş olan bir medyayı tamamladığı takdirde Türkiye faşizmin kapısından geçecek demektir. Faşizm dediğimiz zaman sadece ve sadece baskıyı değil, baskının bir özel biçimini kastediyoruz. Bu özel biçim de şudur: yenilmeyi, yenildiğini kabul etmeyi ve yenildiğini kabul etmeyi bir şeref addetmeyi içine sindirmiş olan esirlerin, kölelerin dünyasıdır. Köleliği kutsayan kölelerin dünyasıdır faşizm. Buraya bir adım kalmıştır. Ya köle olduğunuzu ya da ayaklanan köleler olduğunuzu ispat edeceksiniz.